Sağlıkta inovasyon panelimizi izledik. Moderatörümüze ve katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi küresel 3D yazıcı pazarının yeni oyuncusu ve Formula 1 kupalarının yerli üreticisi, kısa zamanda büyük yatırımlar alarak inovasyon hamlelerine, üretim süreçlerine ve Ar-Ge faaliyetlerine büyük hız kazandıran Zax kurucu ortağı, Baki Gezegen ve Zax Türkiye Genel Müdürü Emre Akıncı sizlerle. Herkese merhabalar. Ben Baki Gezgen, Zaxen'in kurucu ortaklarındanım. Bizim maceramız 2015 yılına kadar dayanıyor. Bundan öncesinde de 2013'te aslında Türkiye'de evlerde home office olarak geliştirdiğimiz birçok ürünün mayasıydı Zaxa 3 boyutlu yazıcı. Dünyadaki bütün 3D printer örneklerini incelediğimizde 3D printer'ın gelecekte çok önemli olacağını düşündük ben ve kurucu arkadaşlarımla birlikte. Ve 2015 yılında şirketleşerek aslında Zaxa 3D printer firmasının temellerini attık. Bundan önce hepimiz farklı işlerde çalışıyorduk. Ben Amerika'da kanser araştırmaları üzerine çalışıyordum. Bölümüm tamamen farklı moleküler biyoloji ve genetik bölümünden mezunum. Hepimiz farklı işlerde çalışırken ortak bir paydada bir Türkiye'nin 3 boyutlu yazıcısını üretme paydasında Perpa'da 25 metrekare bir ofiste başladı bizim hikayemiz. O zamanlar piyasadaki birçok yazıcıyı incelediğimizde hala SD kart gibi işte çoğu teknolojiden mahrum, gelişen dünyaya IoT teknolojisine uygun cihazlar değillerdi. Biz de ekip olarak wireless'la baskı alabildiğimiz, tek bir merkezden bütün yazıcıların kontrol edilebildiği, bir baskı çiftliklerinin oluşturabileceği bir dünyayı hayal ederek, aslında biz buna nesnelerin kaybolmadığı, sadece yer değiştirdiği dünya adını verdiğimiz bir yapıyla Zaxa 3 boyutlu yazıcılarını geliştirmeye başladık. Yaklaşık olarak bir yıl içerisinde ilk X-Pir adını verdiğimiz ürünü çıkararak Türkiye'de ve globalde birçok rakibimizin önüne geçtik. Kullanıcılarımızdan aldığımız feedbacklerde de yine yazıcımızın aslında ne kadar performansı ve istediğimiz gibi çalıştığına emin olduk. Bu da bizim için oldukça büyük bir gurur kaynağı oldu. Sonraki yıllarda şirketimiz büyümesine devam etti. Önce 25 metrekare, sonra 500 metrekare, şimdi de 1250 metrekare bir ofiste 35 kişi olarak çalışıyoruz. Artık üretimimiz, Ar-Ge'miz, her şeyimiz daha ayrı katlarda ve daha kurumsal ama startup mantığından da çıkmadan devam etmeye çalışıyoruz. Ve aramızda profesyonel yöneticiler de bizlerle birlikte hem şirketimizin kurumsallaşması hem de globale aslında bizim en çok önem verdiğimiz, başından beri yapmak istediğimiz globale açılma noktasında birlikte çalışıyoruz ve çok da keyifli gidiyor. Bana göre yerleşmenin en büyük ismi globale satış yapmak. O yüzden globale ufak tefek de olsa satıyoruz ama bu yıllar içerisinde yeni ürünlerimizle, Emre Bey'in de desteğiyle artık dünyada oldukça büyük bir pay kapacağımızı ümit ediyoruz. Ben sözü biraz da Emre Bey'e bırakıyorum. Olur. Teşekkürler Bakicim. Hepinize merhabalar öncelikle. Benim de Zaxa ile yolum yaklaşık 15 ay önce kesişti. Çok değerli dostum ve Zaxa'nın de yatırımcısı olan Aydın Atatasever ile uzun bir dostluğumuz ve eski ortaklıklarımız var. Firmanın içine ilk girdiğimde müthiş bir başarı hikayesinin dünya tarafından duyulmaya, hazırlanmaya başladığını fark ettim. Gerçekten 3 boyutlu yazı teknolojisi, yüksek bir teknoloji, milimetrenin binde biriyle bugün rahatlıkla, hiçbir 3 boyut tasarım bilmeksizin kolaylıkla 6 yaşındaki bir çocuk oyuncaklarını, bir ev hanıma gerekli ihtiyaçlarını, bizler arabaların dahi yedek parçalarını kolaylıkla hiç zorlanmadan çok ucuz maliyetlerle basabilir bir dünyanın önümüzde olduğunu fark ettik. Beni bu çok heyecanlandırdı. Tabii geçmişte de Türk mühendisleri tarafından geliştirilmiş çok kolay bir yazılım, bu kadar yüksek teknolojik bir ürünün seri üretimde olmuş olması, dünyadaki 3 boyutlu yazı piyasasının büyüklüğü, yüksek teknoloji bir ürünle yurt dışı piyasalarda bir Türk markasını temsil etmenin potansiyelini gösterdi. Ben ve devamındaki profesyonel arkadaşlarla birlikte bu süreçte
Zaxxe'yi yurt dışına taşıyabilmek için çeşitli çalışmaların içerisine girdik. Tabii ki hem endüstriyel tarafta devam ederken Zaxxe yaklaşık 3000 noktada Türkiye'de kullanılıyor. 400'den fazla okulda aktif olarak kullanılıyor. Fark ettik ki son 5-6 yıldır Zaxxe firması Milli Eğitim bünyesindeki robotik kodlama derslerinde kullanılarak yüz binlerce öğrenciye 3 boyutlu yazıcı ismi olarak dokunmuş. Müthiş bir potansiyel. Bunu Baki ve Arge ekibiyle birlikte oturup konuşup artık her eve bir Zaxxe, her eve bir 3 boyutlu yazıcı, bugün her akıllı telefon kullananın ileride bir 3 boyutlu yazıcı sahibi olabileceği potansiyelini kolaylıkla gördük ve buna dönerekten ilk B2C ürünümüzü ürettik Haziran ayında. Artık Arge çalışmalarımız 2 boyutta gidiyor. Hem stratejik açıdan endüstriyel ürünlerimizi geliştiriyoruz, hem de evlere uygun maliyette ama çok kaliteli bir şekilde girecek yeni yazıcılarımızı geliştiriyoruz. Güzel bir hikaye 3 boyutlu yazıcı. Çünkü en büyük faydasını da denediğinizde veya zor zamanlarda da gördüğünüz bir yazıcı. 2 yıl öncesine kadar işte bakilerin en zorlandığı aşamalarda prototip için, mimarlık ofislerinin veya çok kısıtlı insanların kullanabildiği bir cihazken son 2 yılda hem dünyada hem Türkiye'de 6 yaşından başlayarak herkesin tek tuşta kullanabildiği cihazlar haline gelmeye başladı. Bizim buradaki büyük farkımız bu cihazların kullanımındaki basit yazılımımız. X-Desktop adını verdiğimiz, tamamen Türk mühendislerinin geliştirdiği çok güzel bir arayüzümüz var. Ve en önemli hikaye, 3 boyutlu yazıcı eskiden ulaşılamaz gibi duruyordu. Fiyatlar artık cep telefonlarının fiyatlarının altında. 3 boyutlu tasarım bilinmezken bunlarla ne yapılacağı insanların en büyük korkusuydu. YouTube gibi Thingiverse isimli dünyada bir site var. İçinde 800 bin adet hazır model duruyor. 6 yaşındaki bir çocuk dahi cep telefonun kılıfını, bildiği bir oyuncağı, arabasının yedek parçasını ücretsiz bir şekilde orada bulup 3 adımda dosyayı indirerek bir yazıcıdan çıktısını alabiliyor. Ham maddesi de çok ucuz. Her dünyanın her yerinde böyle 800 gramı, değil mi Bakicim, 700 TL'den 500 TL'ye kadar, ortalaması 150 TL gibi fiyata bir kiloya bir ürünü bulabiliyorsunuz. Markalı bir firmanın 100 dolarlık bir yedek parçasının biz 1-1,5 dolara, %1 maliyetine basıldığını müşterilerimizden çok rahat görüyoruz. Arada Instagram hesabımızda o başarı hikayelerini paylaşıyoruz. İkinci bir önemi de Türk halkı maalesef içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde yaşadı. 17 Mart itibariyle pandeminin Türkiye'de yaygınlaşmasıyla birlikte belki hepimizin televizyonlarda izlediği şu süperlikler vardı. Bu süperliklerin üretimi tüm Türkiye'ye yayılmış 3 boyutlu yazıcı sahipleri tarafından yapıldı. Evlerdeki, okullardaki pek çok yazıcı, bizim dahi yüzlerce yazıcımız aktif hale getirildi. Ve hepinizin bildiği gibi ilk 2 ay o süperliklerin kalıpları üretilip seri üretime başlayıncaya kadar 200 binden fazla süperlik sağlık çalışanlarına dağıtıldı. Belki bizim bilmediğimiz güçlü oranda bulaş hızını yavaşlattı. Bu 3 boyutlu yazıcı sahiplerinin bir araya geldiği bir organizasyon bizi çok daha heyecanlandırdı. Çünkü bu her eve bir Zaxxe misyonumuzun her evin bir fabrika olabileceğini bize kolaylıkla ispatladı. Bizim bir konuda pek çok hayalimiz var. Her okulun bir fabrikaya dönüşmesi, bir hayal atölyesine dönüşmesi bugünden itibaren çok kolay. Dünyada da çok hızlanıyor. Biz kendi ofisimizde dünyadaki tasarım firmalarıyla işbirliği yapıyoruz. Hem ürünleri geliştirirken yapıyoruz, hem kullanıcıların daha kolay bu ürünleri kullanması için yapıyoruz. Şaşırarak izliyoruz ki bir yıl önce 2 metrelik prototipini yaptığımız bir uçak, internetten hazır olarak ücretsiz indirip bastığımız 2 metrelik çok güzel bir uçağın bugün çok daha hafif ve motorlanarak RC olarak uzaktan kumandalı olarak uçurduğuna şahit oluyoruz. Biz de uçuruyoruz ve bunları yapmak için hiçbir mühendislik de gerekmiyor meraktan fazla. Her türlü hayal dünyasını öne getiren bir cihaz. Amerika'daki kullanımları çok artan bir hikaye. Türkiye'de bugün Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı 2019 çalışmasına göre 20-30 milyon dolar civarında bir pazar payı olan bir cihaz. Amerika'daki rakam 2003 yıl sonra 23 milyar dolar civarında bir 3 boyutlu yazıcı pazarı ve etkenleri gözüküyor. Biz 30 milyon dolardayız bugün. 3 yıl sonra Amerika'nın 20 milyar dolardan fazla olacağı bir pazardan bahsediyoruz. Zamanın çok hızlı değiştiği bu dünyada 3 boyutlu yazıcıların
firmaların da yavaş yavaş yönlendirdiğini görüyoruz. Pek çok modüler mobilya firması, bazı beyaz eşya firmaları, bazı araba firmaları bu dediğim ücretsiz web sitelerine yavaş yavaş farklı isimlerle bazı yedek parçalarının modellerini koymaya başladılar. Bir süpürgenin ucunu gidip bir yedek parça servisinden almak yerine kolaylıkla internet o siteye girebiliyorsunuz. O yedek süpürgenin ucunu kendiniz evde basıp kullanabiliyorsunuz. Mobilyanın eksik bir aksesuarı için o firmanın kendisine değil bunu basabiliyorsunuz. Aynı şekilde çok fazla, 300'den fazla da ileri gelen sanayi firmasıyla işbirliği yapıyor Zaxe. Bunların çok büyük bölümü de ilk 5 yılda yapılmış. Bana ve bizim ekiplere artık onlarla iş geliştirmek düşüyor. Yurt dışından gelemeyen stratejik parçalar, depolaması çok pahalı olan ama üretimi durduracak belli parçalarda bizim cihazlarımızı çoklu sayıda kullanan ISO 500'de çok fazla firma var. Yurt dışından bir parça gelmezse koca bir robot, koca bir sistem duracağına görüntü kalitesi biraz daha pürüzlü olmasını kabul ederek birebir muadil ürünü bizim cihazlarımızla 5'te 1, 10'da 1, bazen 20'de 1 fiyata üreterek ne üretim hatlarını durduruyorlar, ne yapıyorlar. Tabii Türkiye'de yüksek teknoloji geliştirmek çok da kolay değil. Baki çok mütevazi bir arkadaşımız. 7-24 çalışıyoruz. Onlar daha da çok sabahlara kadar çalışıyorlar Ar-Ge ekibi olarak yeni ürünlerden dolayı. Zorlanılan pek çok nokta var. Bunları aşıyoruz. Hem devlet tarafından gerektiğinde desteği görüyoruz. Baki'nin bize az önce burada sohbet ederken anlattığı harika bir hikaye var. İşte mütevaziliğine o yüzden hayranız. İlk cihazı geliştirdiğinde de tesadüfen inovasyon haftasına katılıyor. 3 yıl önce miydi? Evet, 5 yıl önce. Aslında 5 inovasyon haftasının bizim için önemi biraz daha farklı. Biz ürünü evde geliştirdiğimiz zamanda daha şirketleşmemişken inovasyon haftasına katılmıştık. Başakşehir Belediyesi'nin Living Lab'inin standında bir boş yer olduğunu söylemişlerdi. Biz oraya katılmıştık. Ve bir sanayici bizden gelip 3 adet yazıcıyı prototip üstünde görerek direkt satın almıştı. Biz o ürünlerden aldığımız parayla ofisimizi tutup o gün içerisinde hemen 7-8 tane printer'ı üretip 3 tanesini çeşitli okullara dağıtmıştık. Bu bizim hem yatırım almamıza hem büyümemize hem de bu işi gerçekten yapabilme potansiyelimize olan inancımızı daha da çok arttırmıştı. Aslında bir kıvılcımsa o kıvılcım belki de burada yakıldı bizim için. O yüzden inovasyon haftası da oldukça bizim için değerli. Ya, o iş adamı da aldığı 3 tane yazıcıyı 3 tane okula hediye etmiş. Eminim o okuldaki yüzlerce öğrenci haftada bir kere de olsa robotik kodlama derslerinde bu cihaza dokunarak, üreterek kendi vizyonlarını bir noktaya taşımıştır. Aynı şekilde iş adamlarının desteği bu yüksek teknoloji ürünlerde önemli oluyor. Hız kazanıncaya kadar, piyasa oluşuncaya kadar ilk yıllar hiç kolay olmuyor. Dünyada bunun pek çok örneği var. SpaceX var, Tesla var. Bunlar aynen Zaxe gibi farklı sektörlerde de olsa olmayanı şimdiden zorlayan firmalar. İlk 3 yılları zararlı veya çok zorlu geçiyor. Sonradan karşılığı alındığında herkes keyifli günleri hatırlıyor. Biz de B2C ürünlerle birlikte aslında ilk bir investment round'umuzu yaptık. A seride. Sağ olsun KVK gibi, Muzaffer Akpınar gibi, Nevzat Aygın gibi değerli yatırımcılar bizim yeni ürünleri geliştirme ve bunlara yurt dışına pazarlama misyonumuza ortak olarak değer kattılar. Bu yönde çalışıyoruz. Evet. Şu an en önemli üzerinde çalıştığımız 2 adet ürün var. Hem B2B tarafında hem de B2C tarafında. Globale açılmamızda önemli rol oynayacağını düşünüyoruz. Her zaman ürünler bazı ürünlerin benzeri olabiliyor ama bu ürünlerde getirdiğimiz yeni özelliklerin oldukça pazarın üstünde birçok üretimde yeni kapıları açacak özellikleri, inovasyonları içerdiğini düşünüyoruz. En kısa sürede de bu ürünleri çıkarmak için gece gündüz çalışıyoruz. Evet, evet. Yine bizim içeriye girdiğimizde şaşırdığımız, yani profesyonel olarak şaşırdığımız en büyük şey, 7 yıl önce Türkiye'de, yaklaşık 6 yıl önce Baki'nin ilk ürettiği, bu sattığı ürünlerin bugün bile bazı dünya markalarında olmayan Wi-Fi gibi, ortak paylaşım gibi, tek noktadan kontrol gibi 5 yıl öncesinde şimdiki rakiplerinde olmayan özelliklerin aslında cihazda olması. Evet. Bunu dünyaya daha güçlü tanıtılabildiğinde şimdiye kadar çoktan büyük, daha büyük başarı hikayesi yazılırmış. Biz de bundan sonrasına konsantre oluyoruz. İnşallah. 35 kişi olduk, genç bir ekibiz. Aslında startup gibi gözükse de bildiğiniz bir imalathaneyiz.
Beko gibi İngiltere'de yaşadığı başarıyı, Vestel'in Rus ülkelerinde yaşadığı başarıları hedefliyoruz. Bunu tüm ekibimize mavi yakalı, beyaz yakalı yapıyoruz. Ve bizleri buraya davet ettiğiniz için de her şeyden teşekkürler. Ben başarı hikayesinin en önemli detayını tesadüfen az önce burada fark ettim. Meğerse Baki'nin hayallerinin ticarete dönüşüp ilk satışının oluşması da inovasyon haftasında olmuş. Bu aslında harika bir değer. Evet. İyi ki bunu bize anlattın. Bu vesileyle hem bu organizasyonları yapanlara hem bize burada zaman vererek değer veren her türlü bu organizasyonu emeğe geçen arkadaşlara da ayrıca çok teşekkür ederiz. Zaxxe'yi biz tüm Türkiye'nin desteğiyle hem tüm Türkiye'ye yayılmak hem de dünyada az üreticisi olan 3 boyutlu yazıcı sektöründe oldukça önemli bir konuma önümüzdeki aydan itibaren getirmeye başlayacağız. Teşekkürler. Teşekkürler.